Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlere genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarından, klonlamadan ve bazı tanımlarından bahsedeceğim. Şu tanımları bilmemiz gerekiyor gençler. Klon, gen klonlanması, gen teknolojisi, GDO dediğimiz genetiği değiştirilmiş ya da transgenik dediğimiz tanım ve rekombinant DNA. Evet, öncelik gen teknolojisinden başlıyoruz gençler. Gen teknolojisi tanımsal olarak bakın, bir canlı türüne başka bir canlı türünden gen aktarılması veya var olan genetik yapıya müdahale edilmesi, yeni genetik özelliklerin kazandırılmasını sağlayan biyoteknolojik yöntemlere gen teknolojisi denir. Şöyle söyleyeceğiz. Bir canlıdan elde ettiğimiz geni tutup başka bir canlıya ilave ediyoruz burada. Artık onda da o özellik sahip olmuş oluyor. Mesela burada şunu örnek vereceğiz. Altın pirinç dediğimiz bir pirinç türümüz var. Normalde pirinç bitkisinin içerisinde A vitamini sentezleme geni bulunmuyor. Bir canlıda elde ettikleri A geni sentezleme genini, A vitamini sentezleme genini pirince ilave ediyorlar, yani veriyorlar. A vitamini içerdiğinden dolayı da rengi biraz sarımsı oluyor. Herhangi bir zararı olmadığı tespit ediliyor bunun. Ve bu nedenle pirincin çok tüketildiği ve A vitamininin yetersiz olduğu bölgelerde bu pirincin tüketilmesi hem vücudun A vitaminini karşılıyor hem de A vitamini eksikliği ile ilgili görülen çeşitli rahatsızlıkların görülme oranını düşürüyor. Gen teknolojisini de bu şekilde kullanmış oluyorlar. Kullanım alanları ise bunun tıp, endüstri, tarım ve çevre gibi alanlarda da karşımıza çıkmaktadır. GDO dediğimiz genetiği değiştirilmiş transgenik dediğimiz yapı da farklı bir türden gen aktarımı ile bazı özellikleri değiştirilmiş canlılara deniliyor. Mesela ne dedik? Pirinçte A vitamini öncül maddesi olan beta karotin üretiminden sorumlu gen yoktu. Günümüzde gen teknolojisiyle normal olarak yetiştirilen beyaz pirince nergis bitkisinin beta karotin üretiminden sorumlu geni aktarılarak altın pirinç elde edilen transgenik bir bitki üretilmiş oluyor. Sonuçta altın pirinçle beslenen insanlarda A vitamini eksikliği önlenmiş oluyor. Bakın burada yapılan şey aslında hem gen teknolojisi hem de GDO dediğimiz transgenik bir uygulama uygulanmış oluyor. Rekombinant DNA dediğimiz ise günümüzde bilim insanları istenilen özelliklerdeki genleri bitki, hayvan ve mikroorganizmalara özel yöntemlerle aktarabilmektedirler. Gen aktarımı ile yapısal özelliği değişmiş DNA ise rekombinant DNA diyeceğiz. Şöyle normal örnek verecek olursak normalde pirincin içerisinde A vitamini yoktu demiştik. Pirincin genine A vitamini sentezleme geni ilave edilmişti. Artık bunun DNA'sı rekombinant yani transgenik bir DNA olmuş olacak. Son olarak model organizmalardan daha sonra bahsedeceğim. Daha öncesinde klondan bahsetmek istiyorum. Klon dediğimiz yapı da bir hücreden çoğaltılan ve genetik yapısı tamamen aynı olan hücrelerdir. Gen klonlaması dediğimiz yapı ise bir genin kopyasını oluşturmak için kullanılan yöntem ve tekniklerin tamamına gen klonlaması deniliyor. Bu klonlamadan ve örneklerinden daha sonraki videolarımda bahsedeceğim. Sadece burada tanımsal olarak bunları bilmemiz gerekiyor. Bunların öncesinde, sonrasında ise model organizmadan bahsedeceğiz. Bu da deney ve araştırmalarda kullanılmaya uygun özellikleri taşıyan canlılara denir. Mesela fare bir model organizmadır. Bir tür meyve sineği bir model organizmalardır. Bunlardan bir sonraki videomuzdan bahsedeceğiz gençler. Önemli olan tanımlarımızı da biz bu şekilde bitirmiş olduk. Model organizmalardan da şunlarından bahsedeceğiz. Model organizmalar hangi özelliklere sahip olmalıdır ve neden bilimsel çalışmalarda belli organizmalar tercih edilir?
Model organizma seçiminde göz önünde bulundurulan faktörler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu videomuz da burada bitmiş bulunmakta. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.